Dünden bu yana sosyal ağlarda konuşulan konu tahliyeler, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın e, cezaevi sürecinin bitmesi, tahliye olması. Elbette haklarında bir hüküm var, elbette adli kontrol şartı var bunları da unutmayalım. Yani her hafta gidecekler, i, i, imza verecekler. Bu tahliyeler şeyle başlamadı, ee, Ahmet Altan ve Nazlılıcak da başlamadı. Öncesinde Eren Erdem tahliye edildi ee, ve zannediyorum zaman içerisinde başka tahliyelerde takip edecek. Mesela Osman Kavala'nın tahliye edileceğine dair e, ifadeler, Osman Kavala'nın da tahliye edileceğine dair e, iddialar var bilemiyoruz. Bu tahliyelerle ilgili konuşulur, ahkam kesilir ayrı bir konu. Fakat her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Benim bir cezaevi hayatım olmadı. Bir tutuklanma, bir hüküm giyme, üç gün, üç hafta, üç ay, üç yıl her neyse olmadı. O açıdan bu konuda bir empati yapamam ve ahkam keşemem. Üç kere gözaltına alındım, alındım, birer gece nezarette yattım. Sadece o bir gece sabahleyin serbest kalacağını kalacağımı bildiğim halde o nezarette geçen gecenin nasıl azap verdiğini anlatamam. Bu insanlar bir günü bir sene gibi ve ne zaman çıkacağı, ne zaman biteceği belli olmayan bir süreçte cezaevinde kaldılar ve hala kalmaya devam ediyorlar. Onun için çok dikkatli olmak lazım konuşurken. Bir böyle bir tarafı var. İkinci bir tarafı da dışarıda bıraktıkları insanlar. Onlar açısından bunun etkileri nasıldır ve gerek içerideki insanların dışarıdaki insanlarla ilgili kaygıları gerekse dışarıdakilerin içeridekilerle ilgili kaygıları geçim mücadelesi ve umutsuzluk bu işin nereye gideceğine dair belirsizlik, bütün bunlar insanın başına gelmeden anlaşılacak konular değildir. Empati yapılarak anlaşılacak konular değildir. İnsanların günlükleri veya cezaevinden yazdıkları yazılar veya cezaevinden yazdıkları kitaplar okunarak da anlaşılacak konular değildir. Ancak başa gelmesi gerekir. Zor bir şeydir. Ee, onun için e, konuşurken de çok dikkatli olmak lazım. İnsanların duyguları var, insanların hisleri var, insanlardan alıp götürdüğü şeyler var. Tahriyeler. ...hukuki değil siyasi... ...tahliyelere... ...seviniliyor... ...serbest kaldıkları insanlar... ...evlerine gittikleri için... ...ama kimse mahkeme kararına sevinmiyor... ...çünkü mahkeme yok ki ortada... ...yani hakim hakim değil... ...savcı savcı değil... E, ...sevenleri içeriden... E, ...cezaevinden... ...kurtuldukları için mutlu bu insanlar... ...kimse... Mahkemeye, hakime, savcıya filan teşekkür ediyor da değil. Belki savcıya teşekkür edilebilir ayrı bir konu. Ee, evlere şenlik bir iddianame yazdığı için. Yani yarın öbür gün e, adalet terazisi gerçekten kurulduğunda bunların hepsi bu yaptıkları işlemlerden dolayı hesap verecekler. Ahmet Altan ve Nazlı tahliye olması mahallenin esasen faşizm rüzgarlarına esir olduğunu, fena halde esir olduğunu ve iktidarın bu uygulamalarını medya mahallesini kastediyorum, siyaset mahallesini kastediyorum. İktidarın bu uygulamalarını esasen e, ciddi biçimde desteklediğini ve tahliyelerin e, büyük bir hoşnutsuzluğa neden olduğunu gördük. Bu faşizmin fotoğrafıydı. İnsanlar ilerlemiş yaşlarında, 70 ve 70 üzeri yaşlarda, 3 yılı aşkın bir süredir e, cezaevindeler. Ne zaman çıkacakları belli olmayan ve tamamen saçma sapan iddia ve iddianamelerle e, bir avuç insan özgürlüklerini savundu. Bir grup e, açık bir şekilde e, ölmelerini istiyor, hiç çıkmamalarını istiyor. İçeride e, sürünmelerini istiyor. Cezavi hayatının onlar için bir işkencehaneye e, dönüşmesini istiyor. Bir grup bu. Çok aleni belli yani. Nasıl çıkartırsınız bunlar? Mesela Mehmet Altan, e, Şahin Alpay kararı çıkmıştı Anayasa Mahkemesi'nden. Bir buçuk sene kadar evvel belki 2018'in başlarıydı. İrem Çiçek, Dursun Çiçek'in kızı avukat. E, Dursun Çiçek'te ıslak em, imzalı AKP ve Gülen'i bitirme belgesi iddiaya konu belgede imza olan eski denizci albay e, yargılanmış cezaevi hayatı vardı onun da eski darbe soruşturmalarında. Onun kızı babasını da savunmuştu Silivri'de İrem Çiçek Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında tahliye kararları çıktığında ne yani şimdi bunlar içimize mi dönecek aramıza mı dönecek diye tweet atmıştı. Hepsi duruyor. Ve bugün atılan tweet'lerde, bugün atılan yapılan yorumlarda duruyor. Ben hepsini kepstiyorum ve arşivliyorum. Geçen sene atılanlar, önceki sene atılanlar, önceki sene atılanlar herkesin sicili orada. Faşizm sicili bu demokrasi sicili, gazetecilik sicili sicili değil. Faşizm sicili. Bakmadım tabii sonra. Şimdi ne atmışlar, ne yapmamışlar diye bunları e, gündeme getirip de bunların üzerinde durmanın çok fazla bir manası yok. Ülke ağır faşizmle malul. Bir grup böyle ölsün isteniyor, İçeride ölsünler isteniyor. Bir grup da ya işte burunları sürtüldü, işte efendim umarım yaptıkları hatalardan ders çıkarmışlardır. İşte efendim. Umarım bir daha yapmazlar. Bir daha işte efendim dikkat ederler falan. Yani e, ne demek istiyorsunuz? İşte yanlış e, düşünmüş olabilirler. Yanlış bir fikre inanmış olabilirler. Aldatılmış olabilirler falan. Ne demek istiyorsunuz? Fikir fikirdir. Bir fikrin yanlış veya doğru olduğuna siz mi karar veriyorsunuz? Fikir hürriyetini savunuyorsanız herkesin fikir hürriyetine saygı duyacaksınız onu yanlışlayıp onu doğrulayıp neyse kendinizi nasıl hakim savcı yerine koyuyorsunuz? E hata yapmışlardır umarım. Hangi hatalarından dolayı yargılandılar? Davaya baktın mı? İddianameye baktın mı? Herkes Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın üzerine darbe soruşturmaları meselesiyle ilgili gidiyor. Ergenekon soruşturması, balyoz soruşturması vesaire. İddianamede bir kelime bile geçmiyor. Bundan yargılanmadılar ki bundan yargılansalardı elbette kendilerini müdafaa ederlerdi ve o zaman pek çok şey de ortaya çıkardı. Zaten bu olmasın diye de bunlardan yargılanmadılar. Darbe soruşturmalarının kapağını kim açmak istemiyor. İşte efendim Kuddüs'ü Okkur ve Kuddüs'ü Okkur Ergenekon sanıklarından Muzaffer Tekin'in ismini vermesi üzerine tutuklanmış taraf gazetesi daha yayın hayatına başlanmadan aylar önce. Bilip bilmeden konuşuyorlar. Herkesi bir torba yapmışlar, birilerinin üzerine şey yapıyorlar. Taraf gazetesinin genel yayın müdürü elbette Ahmet Altan'dı. Ama taraf gazetesi daha yayın hayatına başlamadan olan yığınla şey Ahmet Altan'a yüklenmiş durumda. Kudüs Okur örnekleri örneklerden biri. Ben o konuya girip de bunu açacak. İşte efendim şu meselenin Ahmet Altan'la ilgisi var. Bu meselenin taraf gazetesi, bu meselenin işte Zekeriya Öz tarafı budur. Bu meselenin e, Tayyip Erdoğan tarafı budur. Bu meselenin Bülent Arınç tarafı budur. Sadullah Ergin tarafı budur diye girersem sabaha kadar program yaparım. Ama bunların hepsinin konuşulacağı zaman gelecek. Sadece şunun altını çizmeye çalışıyorum. Neden yargılanıyorlar? Neyle suçlanıyorlar? Ergenekon'dan dolayı yargılanmadılar. Balyoz'dan dolayı yargılanmadılar. Islak imzalı AKP'yi güleni bitirme belgesinden dolayı yargılanmadılar. Bu insanları suçlayanlar, bu insanları suçlayan faşistler, içeride ölsün diyen faşistler sürekli bunlarla. Bunları nasıl bırakırsınız? Bu bu kadar suç. Ya onunla yargılanmıyor ki. Onunla yargıla. Ondan sonra içerideki savunmasını da yayınla. İçerideki savunmasını da al, oku. Ondan sonra konuş. O da kendini savunsun Ergenekon konusunda, balyoz konusunda, darbe soruşturmaları konusunda, askeri casusluk konusunda her neyse. Hangi ölümlerde veya hangi ihmallerde veya hangi yargı kusurlarında payı var? Böyle bir şey yok ki. Yok yani. Zaten yargılamıyorlar. Yargılamamalarının nedenleri de nedeni de bir an evvel o konuların üzerine kapatmak. O günlere tanıklık ettik biz. Sadece bu kadar söyleyip geçeyim. O günlere tanıklık ettik. Bu insanlarla oturduk, kalktık, konuştuk. Hiçbir şey olmamıştı. Bir takım vatansever insanlar e, tamamen kurgu, kumpas iddialarla e, linç edildi. Eyvah eyvah. Bu gözler neler gördü. Ama şu anda tabii bu konuya gireni linç ediyorlar. Ayrı bir konu. Belki zamanı zemini değil peki mahkemede kendilerini nasıl savundular baktınız mı buna Ahmet Altan nasıl savundu Nazlı Alacak nasıl savundu hayır bir satır bile alıntı yapmadınız o darbe soruşturması sanıklarının tamamı hukukun içinde sizi yargılayacağız diye çıktılar ee, sizin haklarınızı savunacağız sizin fikir özgür sizin e, ne bileyim sanık haklarınızı tanık haklarınızı savunacağız hiçbirini savunmadılar ee, ve içeri atılan insanları, içeri tıkılan insanların dönüp bakmadılar bile. Mahkemeleriyle de ilgilenmediler. Hukukun içinde yargılanıp yargılanmadıkları da umurlarında değildi. Çünkü kendisi gibi düşünmeyenleri veya kendilerinden olmayan insanların ölmesini istiyorlardı. Ya da cezaevinden bir daha, tabi bugünle, bugünlerde insanları kurşuna dizemezsiniz. İdam sehpalarında sallandıramazsınız belki ama son e, nefesine kadar özgürlük yüzü, hürriyet yüzü görsün istemiyorlardı. Olay bu. Evet. Kimse mahkemeye, hakime, savcıya teşekkür ediyor değil. Tahliye kararı veren siyasete de minnet duyan yok. Yani tahliyeler hukuki değil, siyasi. Bu çok net. Dolayısıyla kimse mahkeme kararlarına sevinmiyor. Sevenleri, dışarıdaki yakınları, içeridekiler esaretten kurtuldukları için mutlu. Sadece bu. Bu mahkemeler siyasiydi. Tamamen siyasi iradenin e, talimatıyla, emriyle, e, arzusuyla insanlar içeride tutuldu ve tutulmaya devam ediliyor. Büyük geçmiş olsun Ahmet Altan, büyük geçmiş olsun Nazlı büyük geçmiş olsun. Mehmet Altan. Sabırlar diliyorum Fevzi Yazıcıya, sabırlar diliyorum Yakup Şimşeke, sabırlar diliyorum Tuğrul Özşengüle. Onlar aynı davada yargılandıkları halde tahliye edilmediler. Ve içeride yüzlerce gazeteci, çoğu tanıdığım, mesai arkadaşlığı yaptığım isim. Hukuki değil, tamamen siyasi bir davada Yargılanıyorlar ve tamamen siyasi gerekçeler de, gerekçelerle de içeride tutuklu, tutsak tutuluyorlar. Çıkacaklar, gün gelecek özgürlüklerine kavuşacaklar. Buna yüzde yüz inanıyorum. Kolay değil. Allah içeridekilere, dışarıdakilere sabır versin. Bir an evvel o baharın, o özgür günlerin gelmesini yürekten temenni ediyorum. Duam budur ve çok da uzak değil. Bir kez daha kutluyorum tahliye olanları, içeridekilere ve yakınlarına da sabırlar diliyorum.